Hadi gene iyisin Hidayet Hoca. Yani sen televizyonda göründükten sonra yakında milletvekili de olursun. Senin yaşağın öden ne eksiğin var son tahlilde? Allah'ın dediği olur Cumhur Hoca. Sohbetiniz bol olsun arkadaşlar. Gelin gelin Afet Hanım, biz de şu televizyondaki derslerden bahsediyorduk. Siz sohbetinize devam edin, benim daha biraz çalışmam gerekecekti. Yani bravo Afet öğretmenim, yani teneffüste bile çalışıyorsunuz. Bizim davada sizin gibi 3 adam olsaydı şimdi iktidardaydık son tahlilde. Ne yani, siz tembellikten mi iktidar olamadınız? Doğal olarak. Bir de güneş çarptı tabii bizi. Mart'ın 12'siydi son tahlilde. Bahar'cığım, bu bizim Ali ortalarda görünmüyor. Biliyorum Afet Hanım. İçimden bir ses bunun sebebini de bildiğini söylüyor bana. İnanın gerçekten olmasını istemezdim ama Ali bana aşık oldu Afet Hanım. Tahmin ettiğim. Bunun sıradan bir öğretmen hayranlığı olduğunu kabul etmemekte de direniyor. O yüzden de okula gelmiyor. İletişim kurabilmek için her yolu denedim. Ama maalesef sonunda kavga ettik. Kavga mı ettiniz? Evet. Afet Hanım, İnanın çok utanıyorum. Yani meslek hayatımda hiç böyle bir şey benim başıma gelmedi daha önce. Yani bunun bir aşk ilişkisi olmadığını ona anlatmak için çok uğraştım. Kabul etmedi. En sonunda da çok hırçınlaştı. Bana hakaret etmeye başladı. Bu hayranlıktan öte bir şey değil. Bak, bu benim işim. Bırak da bileyim ben. Ama bu bir iş değil, tamam mı? Bu bir iş değil. O yüzden burnunuzu gerekli gereksiz sokmayın buna. Sizin de sevgiden ne kadar anladığınızı gördük. Ali, ben senin öğretmeninim. Üstelik senden yaşça da büyüğüm. Benimle nasıl bu şekilde konuştuğunu anlamıyorum. Hak ettiğiniz gibi konuşuyorum. Ali. Sizin sevgi anlayışınız sizi yerden yere vuran sahtekar heriflerle ilgili. Ali. Serseri heriflerle. O yüzden benim işime karışma. Bana hikayeyi anlatmayın. Ali. Bilip bilmeden geyikler yapmayın bana. Yok benim psikoloji hocam böyleyim işte. Karizmatik bir herif işte. Nasıl hayran olabilirim? Ben de ona tokat attım. Aslında tam olarak da istediğim bu değil. Tamam, sen iyi bir öğretmensin Bahar. Ben elinden geleni yaptığına inanıyorum senin. Tabii insanız, hepimiz hata yaparız. Mühim olan bu hatanın telafisi mümkün mü? Sizce mümkün mü? Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Kızımın okul değiştirmesi benim de hiç hoşuma gitmiyor. Ama rahmeliyi Kıbrıs'ta bırakıp gelemezdik. Yeni evimiz okulunuza çok yakın. Biz de rahmeliyi buraya yazdıralım dedik. İyi, güzel söylüyorsunuz beyefendi de. Okulumuzun kontenjanı şu anda full. Yani dolu. Siz en iyisi çevredeki diğer okullara bir bakın. Ya... Desenize İstanbul'da müdür olmak hiç de iyi bir şey değilmiş. Müdür mü? Evet. Taksim'deki Intercontinental Oteli'nin müdürüyüm. Kıbrıs'taki Koloni Otel'den transfer oldum. Bunu baştan niye söylemediniz beyefendiciğim? Bilmem. Sizin gibi bilgili, kültürlü ve en önemlisi ekonomik durumu iyi olan birini okulumuzda veli olarak görmek bizim için şereftir şerefsizim. Ama ne der baba bu adam? Biraz önce yer yoğdu da şimdi yer vardır. Yavur kana. Olur mu evladım? Hiç öyle şey olur mu? Yani döner sermayemiz hızla dönerse sana da küçük bir yer buluruz elbet. Nasıl yani? Yani döner sermayeye
hatırı sayılır bir katkıda bulunursanız biz de küçük hanıma bir yer ayarlarız elbet. Ha, anladım. Tabii o işi hemen halledelim de. Rahmeli de derslerine bir an evvel başlasın. Tabii. Buyurun. Bereket versin. Ben kalkayım artık. Tabii canım, müsaadenizin. Siz hiç merak etmeyin. Ben küçük hanımı sınıfına kendi ellerimle yerleştireceğim şerefsizim. Bu arada otelinizin reklama ihtiyacı olursa beni arayın. Şu sıralar canlı yayındayım da. Olur. Onu da bir sonra konuşuruz. Buyurun, buyurun. Ne var, sen ne istiyorsun? Çatlak kiremit. Hocam ben şey... Ne? Haklısın abi. Belamı aradım ben. Yok be oğlum. Belanı falan aramadın. Yani olur böyle şeyler. Ben de ilkokul öğretmenime aşıktım. Sonra buluyorsun bir kız. Unutuyorsun. Buldum. Ne istemeye gelmişsin sen? Çatlak girelim. Ne istemeye gelmiştim? Şey, nasılsınız diye sormaya geldim. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormaya geldim hocam. Arkadaş yeni mi? Hadi aptal aptal gezme de al arkadaşını sınıfına götür. Götüreyim. Onca'ya götüreceksin. O Onca'yı. Buyurun götüreyim sizi. Onca. Kapı. Kapı. Buyurun buradan gidelim. Ben Ali. Memnun oldum. Ben de Rahmeli. Nasıldır sizin burada arkadaşlıklarınız? Tanıştıracak mısın beni arkadaşlarına? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Uzaydan mı geldin? Ne var? Biz Kıbrıslılar hep böyle konuşuruk. Sen hiç gelmedin Kıbrıs'a. Ben hiç gelmedim Kıbrıs'a. Yok, ne gereği var? Sen geldin ya. Ne güzel isim. Rahmeli. İşte o kadar güzel değil. Kıbrıs'ta çok var bu isimden. Ben isterdim mesela Sittiga koysunlar. Ama Rahmeli koymuşlar. Hem bence Sittiga çok daha romantik. Sittiga da güzel. Rahmeli olsun bizim olsun. Hadi gidelim gezdir beni biraz. Hadi gidelim. Tamamdır artık. Arif. Arif yerine otur, ben kalkar oturtursam seni fena olur, ona göre otur yerine. Çabuk, geçelim. Geri. Sen buranın lise olduğunu unuttun galiba elinde pudra böyle. İyi yayınlar beyler. Ali! Kopil oğlum, döndüm. Oğlum ben hiç gitmemiştim ki. Benim yerim burası işte zaten. Yerini öğrenmene sevindim Ali'cim, hoş geldin. Son 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Kayıt. İyi günler. Ben tarih öğretmeni Afet Güçverir. Buradan bütün hükümete sesleniyorum. Açık lise yayını yapacağınız kadar örgün eğitim sistemini destekleyin ki yeni yeni okullar köylerde, kasabalarda açın ki... Ne diyor bu ya? Ayşegül? Anlamadım. Müdahale de edemeyiz. Ne yapacağız? Eğitimin televizyondan yapılmasının yararlı olacağına inanmıyorum. Eğitim ve öğretim okulda yapılmalı. Ne yapıyor bu ya? İyice kişileri kaçırdı şerefsizim. Bu kadın delirmiş şerefsizim. Ama siz hiç merak etmeyin, ben şimdi toparlarım durumu. Nereye Amil Bey? Canlı yayındayız. Sakin olun biraz. Hiçbir şey yapamayız. Her köye, her kasabaya okul yapılması gerekir. Okul eğitim demektir. Eğitim yapılan yerde okuldur. Öğretmene bak, neler söylüyor, duydun mu anne? Duydum kızım, duydum. Ne biçim ders bu böyle? Okul demek sadece ders demek değil ki. Okul demek paylaşmak demektir. Saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk demektir. Öğretmen abi doğru söylüyor vallahi. Tabii ya, ders dediğin okulda yapılmalı. Okul demek ebeşir tozu yutmak demektir. Okul demek öğrencinin
günaydın öğretmenim demesi demektir. O pırıl pırıl yüzlerini görmek, meraklı bakışlarını, afacan yaramaz gülüşünü görmek demektir. Hem meslektaşım hem de hemcinsim olarak Afet öğretmenin sonuna kadar destekliyorum. Ben de bu eyleme yürekten katılıyorum ve destekliyorum son tahlilde. Doğal olarak ben de destekliyorum. Biz Rıdvan Kalat Lisesi öğretmenleri olarak televizyondan yapılan eğitimi doğru bulmuyoruz. Yeni okullar açılmasını istiyoruz. Hayırsever vatandaşlara, iş adamlarına, sanatçılara sesleniyoruz. Lütfen okulu olmayan yerlere okul açın. Lütfen. Evet sevgili seyirciler, bu akşam Türkiye'mizin en güzeli okullarından Rıdvan Kalat Çöplüğü'nün starını seçiyoruz. Çöp Star'a hoş geldiniz. Arif! Çöp Star'ın bu akşamki yarışmacısı, arkadaşların arasında var mısın Arif diye de bilinen Arif Yılmaz. Arif çöpücüm, her şeyimişim. Arif çöpücüm, her şeyimişim. Evet, şimdi de o tek değerli jüri üyelerimizi tek tek tanıyalım. İlk önce Berin Sümer. Tek değerli Mercan Saatli. Jürimizin en renkli simalarından Hediye Hanım. Ve son olarak da Sen Öyle San. Lafı uzatmıyorum, hemen Arif'e dönmek istiyorum. Arif'cim bugün bize neler yapacaksın? Bugün komiklik, şakalar, böyle eğlence, her şey. Hadi bakalım, izliyoruz. İyi akşamlar. Önce kopilin taklidini yapacağım. Evet, kopil. Ne oldu lan? Fotosentez. Ortega, telefonunu versene abi. Ne var abi? Ne var? Ya, bak şimdi, dur. Cem Yılmaz yapacağım, Cem Yılmaz. Bak şimdi. Ankara'da hep bunlarla işte Fikri abin. Benim orada bir manita var. Feri Cansel'e benzediği için Feri diyorlar. Asıl ismi Gülşen. Arkadaşları da Münevver diyor. Yalnız kaldığımızda da ben kuzu diyorum. Ya bir görsen öyle güzel ki. İşte o söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Ata Demirer var. Bak şimdi. Evet sayın seyirciler, iyi akşamlar. Bu hafta size kobra hayvanından bahsedeceğiz. Kobra hayvanı bildiğiniz gibi böyle yere bakan, yürek yıkan, yerde sürünen, elimizle gösterirsek şu şekilde tabir edebileceğimiz bir hayvan. Evet, kobra hayvanını şu şekilde bakın şimdi. Mesela buradan gördüğünüz kobra hayvanıyla ben yüz yüze geldim. Evet, bir hayvanla yüz yüze gelince ne yapacaksınız? Her Türk vatandaşı gibi ne yapacaksın? Ya bilmiyorsun. Bak şimdi, böyle yüz yüze geldin, kıpırdama o gider. Hiç kıpırdama yerinden, orada kal böyle bekle, o böyle sakin sakin gider. Kobra hayvanı tabi genelde böyle karşı cinse çapkınlık yapan insanlara da takılan bir lakaptır böyle insan arasında bile. Evet, kobra, pardon. Efendim, buyurun kaymakam bey, buyurun. Evet, odanıza at mı girdi? Evet, yok şeker ikram edin bir şey yapın, evet. Ben, tabi verin verin, atı verin telefona, evet. Alo. Ne yapıyorsun lan burada? Çıksana oğlum kaymakam. Gerçekten çok başarılıydın. Seni çok tebrik ediyorum tekrar. Evet şimdi de o tek değerli jürilerimize dönüyoruz ve onların tek tek yorumlarını alıyoruz. İlk önce Hediye Hanım buyurun. Şimdi arkadaşlar bana yine kızacaklar ama. Öncelikle o kıyafetin halini Arif. Tarabya'daki lise öğrencileri gibi giyinmişsin. Ne var abi? Filinta gibi çocuk. İki dirhem bir çekirdek. Koçum benim be. Bir saniye arkadaşlar. Ayrıca Kopil kim? Biz Kopil tanımıyoruz. O benim kardeşim be. Yakışıklı mı Arif? Yakışıklıyım tabii. Bizim böyle tanımadığımız bilmediğimiz kişilerin taklidini yapman hiç hoş değil Arif. Allah Allah ya. Oo, sen ne anlarsın be? Arif lütfen. Bir çöp star sinirlerine hakim olmalı. Çelik gibi sinirleri olmalı lütfen. Ayrıca öyle Tarabya'daki piyanist şantörler gibi davranma Arif. Türkiye seninle. Tüm dünya.
Türkiye Çin'de durduruyor. Türkiye Çin'de durduruyor. Halk, halk işte. Evet, şimdi de sıra Hilal Esen Beyefendi'dir. Buyurun. Ben Arif Bey'i çok başarılı buldum. Piyasayı süzgeçten geçirdiğimizde istatikleri alınca Arif'in şansı var. Onun için Arif, ben elinden tutacağım. Tut, tut Arif. Sen malsın. Seni ben pazarlayacağım. İyi fiyata, yolun açık olsun Arif. Oğlum sen malmışsın. Alo, alo. Arif, lütfen Arif. Daha önce de söylediğim gibi bir çöp starın sinirleri çelik gibi olmalı. Evet, şimdi de sıra Beyin Hanım'da. Buyurun Beyin Sümer. Aslı varken taklide gerek yok çocuklar. Tamam Beyin abla. Arifçiğim, taklitlerin çok iyiydi. Önce ben seni diyorum. Arif, dikkat et yemesin oğlum seni. Çok yürekten taklit ettin Arifçiğim. Bir de sound'unu dinleyelim. Neyi? Sound, sound. Yürekten bir şarkı söyle bize. Hadi bakalım, alkışlıyoruz ve dinliyoruz. Sahne senin Arifçiğim. Arif, Arif, Arif. Sevmekten kim usanır? Allah! Allah! Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Ah! Sevenle oyun olmaz. Uzun yıllar imparatorluk topraklarında monarşiyle idare edilen bir halk için cumhuriyete adapte olmak mutlaka zorlukla oldu tabii, sizin de tahmin edeceğiniz gibi. Bu arada inkılaplara karşı, gelişmeye karşı o... Ali! Efendim öğretmenim? Ne dedim ben en son? Şey dedi. Şey demedim. Gel tahtaya. Ama öğretmenim. Aması yok, gel tahtaya. Sözlü mü yapacaksınız? Sözlü yapmayacağım, gel tahtaya. Ben tek başıma sınıfı eğlendiremiyorum. Biraz sınıfı eğlendirmeni rica ediyorum. Yani öyle saç keserek siz eğlendiniz ya. Şimdi sen eğlendireceksin saçı kesileni. Tamam mı? Tek ayak. Tek ayak? Tek ayak. Zıpla. Ne? Ne? Ne ayak? Zıpla. Hadi sek sek yap bakayım. Zıpla yap bakayım. Evet, bu arada gelişme sürecinde, yani inkılaplar sırasında... bazı çatlak sesler çıktı. Fakat önemli olan çatlak sesleri susturmak değil, orkestra içinde ahenkli bir şekilde yer almasını sağlamaktır. Fikirlerin ilerleyebilmesi için mutlaka eleştirilmeye ihtiyacı vardır, bunu sakın unutmayın. Bu arada yarın sınav var, asıl onu unutmayın. Ben size bir hafta oldu söyledim sınav var diye. Niye ders çalışmadınız efendi gibi oturup da? Ha? Ağustos böcekleri, türküler, şarkılar, öyle saç kesmeler, berberlikler, değil mi? Siz bunları yapacaksınız, ben sınavı erteleyeceğim. Var mı başka arzunuz? Var mı arzunuz? Zıpla! Afet Hoca'nın sınavını ben tamamen unutmuşum. Ne yapacağız şimdi? Bana mı soruyorsun be eleman? Yani oradan çalışmışa mı benziyorum? Ya öyle görünüyorsam söyle, imajımı değiştireyim. Afet öğretmen bizi çiğ çiğ yiyecek. Bugün çıkışta çalışalım. Dönemin başından beri anlattıklarını biz bir günde mi hatmedeceğiz? Doğru söylüyorsun Beyleman. En iyisi hiç çalışmamak. Sen daha hazırlanmamışsın. Tamam. Ben seni çıkışta bekliyorum, tamam mı? Kapının önündeyim. Tamam, hazırlanıyorum. Hemen gidiyorum. Geldim. Neredesin be oğlum? Ha, işte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Yırttık oğlum, yırttık. Oley be, bu
anlamadım. Afet öğretmen soru kağıtlarının dolabında bırakmış. Öğretmenler odasına girdik mi? Yırttık oğlum, kağıtlar elimizde. Ulan evet, budur. Peki, dolabı açabilecek miyiz? Kız olmam ilk defa işe yarayacak Beyleman. Gel bir plan yapalım, gel, gel. Hoş. Sessiz olmamız lazım. Tamam. Aynen böyle. Aferin yani. Ay, affedersin Beton. Sanırım böyle bahar gribine yakalanmışım. Ondan. Çok yaşa, çok yaşa ama öyle gürültü yapmaya devam edersen bu okulda çok yaşayamayacağız. Neymiş? Niye susuyormuşum? Hem okul boş değil mi bir kere? Filmlerde hep böyle olur. İşte Afet Hoca'nın dolabı. Peki biz onu açabilecek miyiz? Gel bakalım maymuncuğum. Gördün mü? Oley be! Budur! Filmlerde hep ikinci adam salak olur. Doğruymuş yani. Ay aşk olsun Beton. Ben öyle sevinçten şey ettim. Ay ne kötüsün. Eleman. Sustum. Kötüyüm işte bak. Kalkalım hazır mı? Hazır patron. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Afet Hanım, fotokopici açılmış. İsterseniz verin sınav kağıtlarını çoğaltayım. Ben tamamen unutmuştum bahar yaşa. Tamamen çıktı aklımdan. Bir şey mi oldu? Ben sınav sorularını böyle dörde katlamam. Fotokopide iz yapar. Ben bunu rulo yapıp öyle koymuştum buraya. Yani? Yani fotokopiden vazgeçtik. Ben soruları söylerim, onlar da cevaplarını yazarlar. Tamam, anlaşıldı. Ne yapıyorsun? Hadi gel vatandaş gel. Tarih dersi soruları bunlar. 5 milyon. Şşş. Beton kızım nasıl aldın ablamdan bu soruları? Orasını karıştırma eleman. 5 milyonu veren soruyordu. Ver. Ya ben madem soruları biliyordun niye bize katiline söylemedi? Dostluk başka iş başka be eleman. 5 milyon. Afet Hoca'nın soruları bunlar. Ver. Beton geldi ver. Al Beton. Ver bir tane bana ver. Aç baba. 5 milyonu al buradan. Almayan kaldı mı? Parasını vermeyen kaldı mı? Şşt, kılık kıyafet oğlum. Kupin. Abi oğlum ben söylüyorum. Abi dur be. Arkadaşlar. Tamam. Geç yürü lan. Geç. İşimiz var. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Bakıyorum bugün çakı gibisiniz. Dersimize çalıştık öğretmenim. Öyle mi? Sabaha kadar uyumadık öğretmenim. O zaman pelte gibi olmanız gerekmiyor mu? Çok çalıştık öğretmenim. Her şeyi biliyoruz diye böyle heyecanlıyız. O zaman baş... kağıtlarını da çıkarmış bu çocuklar. O zaman bir eski bilgilerimizi tazeleyelim değil mi? Sorularımıza başlayalım. Soru 1. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Soru 2. Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatınız. Konuşma yaz. Soru 3. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır sözünü açıklayınız. Ama öğretmenim. Efendim? Öğretmenim sorular bunlar değildi ki. Evet değildi. Yani biz bunlara çalışmamıştık. Demek kafadarlar sizsiniz ha? Taksitle öğrencilik olmaz. Öğrencinin bilgileri beyninde tamdır. Gelecek ders tahtada zıplayan siz ikinizsiniz. Bununla geçiştireceğiz cezayı. Yaz soru 4. Amasya genelgesi kaç yılında yayınlanmıştır?